Bileşik orantı iki tane orantı var, iki ayrı orantı. Şunu yapmak mümkün. Yan yana yazabiliriz sayıları. Orantı türlerini tespit edip bir klasik orantı işlemi yapabiliriz. Ama şunu yapmak daha makul olur. Burada geçen birimler şunlar. 5 işçiden bahsediyor. Günde 3 saat çalışmaktan ve halının miktarından, 30 metrekare halı. Bunların arasındaki birimleri tespit edersek direkt işlem yapabiliriz. Burada bahsi geçenler işçi sayısı, işçi, günlük çalışma süresi, saat, kısaca böyle yazıyorum. Bir de halının büyüklüğü, halı. Şimdi şunu hiç görmezden gelip, buna hiç bakmadan, halıya hiç bakmadan işçi ve saat arasındaki orantı türünü tespit edebiliriz. Belli bir iş yapıyoruz. Tabii sayılardan bağımsız bir şekilde düşüneceğiz. Bir iş yapıyoruz. Diyelim ki bir duvar boyuyoruz diyelim. Her zaman aynı sonucu verecek. Diyelim ki 4 işçimiz var. 4 işçimiz var. 10 saatte boyuyorlar. Eğer işçilerimiz 2 tane olsaydı ne kadar sürede boyarlardı? 20 saatte. Eğer işçi sayısını biz azaltırsak o zaman çalışma süresi artmalı artık. Ya da işçi sayımız çok olursa 4 tane işçimiz değil de diyelim ki 5 tane işçimiz olsa artık 10 saatten daha kısa süre. İkisi arasında ters orantı var. Bunların arasındaki orantı ters. Şöyle. Tabii bu daima böyle olur. Bu soruya has değil. Şunu açıyorum. Şimdi de şuna bakmayacağız. Yani işçiye bakmayacağız. Saat ve halıya bakacağız. Şimdi halı dokuyoruz. Günlük çalışma süremiz var. Bir tane halı dokuyacağız işte. Şöyle bir tane halı. Metrekare olarak da düşünebiliriz. Diyelim ki günde çalışma süresi. Günde biz 8 saat çalışıyoruz. 8 saat çalışıyoruz. 10 metrekare halıyı dokuduk. Eğer biz 8 saat değil de 16 saat çalışsaydık daha fazla halı dokurduk o zaman. Eğer günlük çalışma süremiz artarsa dokuduğumuz halının miktarı da artıyor. Bu artınca bu da artıyor. Aralarındaki tür doğru. Doğru orantı var. Siliyorum şunları. Şimdi orantı türünü tespit ettiğimize göre denklemimizi yazabiliriz. Denklem şu olacak. Denklem. Ters orantılı olanlar bölüm biçiminde olacak. İşçi ile saati böleceğiz. Pardon, çarpacağız. Ters orantılı olanlar çarpım olacak. İşçi ve saat çarpılır. Halı ise bölünmeli saate göre. Çünkü doğru orantı. Halı aşağıya gelecek. Şimdi iki ayrı durumdan yazacağız. Birinci durum ve ikinci durum. Şunu yazıyoruz. Yani işçi, saat, bölü halı. İkinci durumdaki işçi, çarpı saat, bölü halı olacak. Şimdi birinci durumdaki işçi sayısı 5, saat 3, halı 30 metrekare eşittir. İkinci durumda 10 işçi günde 4 saat çalışıyor. Ne kadar halı dokur? X metrekare halı. Şimdi sadeleştirmelere bakalım. 5'e bölüyorum 1, 5'e bölüyorum 6. Şu 3 ve 6 da sadeleşir. 3'e böldük 1, 3'e böldük 2. Şu sağ tarafa yeniden yazıyorum. 1 bölü 2 eşittir şurası 40. Bölü x. İçler dışlar çarpımı yaparsak, şöyle çapraz çarparsak bizim x'imiz 2 çarpı 40'tan 80 gelir. Evet. Bu da 80 olacak.